Omega 3'e geliyorum bakın. Omega 3'ü deyip hepimiz masaldan alıyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle omega 3'ü alıp kullanıyoruz. Omega 3'ün eksikliğine bağlı olarak Amerika'da %5 ölümler bildirilmiş. Bu da gene aşağı yukarı son 2-2,5 ayın yayını. %5 ani ölümler bildirilmiş. Çünkü omega 3, omega 6, omega 9 falan filan gidiyor. Ama işlerinde en kıymetlisi omega 3. Omega 6 hep anlattım. Biliyorsunuz bu besiciler mısır veriyorlar hayvanlara. Bunlarda omega 6 mısır ve diğer dolaşmayan hayvanlarda, tavuklarda olsun, yumurtalarda olsun, omega 6 şey diye satıyorlar bunları, katkısız bilmem nesiz diye satıyorlar, organik diye satıyorlar. Ama bunların içinde omega 6 var. Omega 3 olması için hayvanın dolaşması ve eğer tavuksa kesin horoz olması lazım. Çünkü içinde bulunan o ufak benek lesitin bunu kurtarıyor omega 6'nın zararlarından. Omega 3 kardiyovasküler bakımdan kalp hastalarına faydalı, arteriyosklerozda faydalı. Bunun dışında kilo alamayan kanser hastalarına 6 grama kadar veriyoruz omega 3'ü. Yalnız omega 3'e dikkat etsinler, çok iyi bir marka alsınlar. Bilemem markasını. Ama bu doğrudan doğruya uzak denizlerdeki sardalyalardan elde ediliyor, okyanuslardan. Ama siz oturup Marmara'nın balığından omega 3 çıkartırsanız toksinleri, kurşunu da beraber alırsınız. Onun için doğrudan doğruya okyanus omega 3 olacak. Bunu böyle tüket. Ama omega 3 yalnız bunda değil. Bizim bitkilerimizde de var. Bu bitkilerden de alabiliriz. Omega 3'ü dediğimiz gibi yumurtadan alabiliriz. Özellikle bütün balıklardan alabiliriz. Ama yüzeyel balıklardan bahsediyorum. Yüzeyel balıklardan. Çünkü dip balıklarını da tabii yiyin. Aman onlara da karşı değilim. Adam 15 günde bir kalkan yemiş, 15 günde bir oturmuş efendim, mezgit yemiş. Onlara karşı değilim. Devamlı tüketiyorsanız yüzeyel balıkları tüketin. Marmara ve Karadeniz için konuşuyorum. Diğer yerler için konuşmuyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim, belirteyim. Bir kere daha söylemiştim. Amerikalı diyor ki somon bile olsa, çünkü somon üzerinde yazar. İsveç, Norveç ve açık deniz balığıdır. Kurşun miktarı, içindeki bütün ağır metaller yazar miligram olarak. Ve çok düşük seviyedir. Buna rağmen Amerikalı diyor ki bir kilodan fazla balık haftada tüketmeyin diyor. Bir haftada bir kilo balık. Yani onda bile ne kadar dikkat edilirse edilsin ağır metaller olabiliyor. Balıkta yüksek oranda omega 3 var. Özellikle küçük balıkları kılçığınla tüketin. Bu özellikle osteoporoza, osteopeniye giden kadınlarda 50 yaşından sonra kılçıklarıyla çok ufaklarını kızarsınlar, çıtır çıtır kılçığı ve kuyruğunla beraber yesinler. Gırtlağına takılmasın tabii, yavru balıklardan bahsediyorum. Bunun dışında omega 3'ün en önemli şeylerden bir tanesi de depresyona karşı geliyor. Asrımızın ilacı yani. Herkes depresyonda. Bilmiyorum, burada 10 kişi varsa tahmin ediyorum 8 tanesi antidepresan alıyor. Belediye başkanımıza rica etsek de Terkoz Gölü'ne bol miktarda şey atsa, bu antidepresanlar atsa da bütün Türk milleti biraz rahat etse. Yani sularımızdan ufak ufak alalım. Espri yapıyorum tabii. Omega 3'ün antidepresan etkisi var. Kanserin ana sebeplerinden bir tanesi de stres. Bunu unutmayın. Ben çünkü kanserci olduğum için konuşuyorum. Ama omega 3 aynı zamanda normal olarak günde 1000 miligram veya 950 miligram, 750 ila 1000 miligram arasında tüketirseniz antidepresan olarak %20 etkili. Siz gene yanınızda psikoloğunuzun, psikiyatrinizin verdiği ilaçlarınızı alırsınız. Ama dozunu düşürürsünüz. Ama omega 3'ün kanser, arteriyoskleroz, beyindeki Alzheimer, onun dışında Parkinson, onun dışında osteoporoz veya osteopenilerde fevkalade yararlı olduğunu unutmayın. Ama ne diyorum? Açık deniz balığından elde edilen hapı veya tabii olarak aldığınız gıdalar. Bunları da biraz evvel saydım. Ama hemen bunu çiziyorum, onu 5 yıldız semizotu. Bitkilerin içinde omega 3 ihtiva eden, en fazla omega 3 ihtiva eden semizotudur. Semizotu mevsiminde olduğu sürece taze olarak sarımsaklı yoğurdu dökün ve tüketin. Tabii bitkisel omega 3, hayvansal değil.
Her türlü hem de semizotu da var, yoğurt da var, sarımsak da var. Oh,